Evet maç sonuna devam ediyoruz Evet bir sıcak bir gelişme var dakika. Kulağıma gelen diye. Kulağımıza gelen taze bilgilere ee, göre Starich'le Yollar ayrılmış Trabzonspor karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini bildirmiş Çok enteresan geldi bana Yani bu dönemde olması Şu anda olması Trabzonspor şampiyonluk yarışındayken olması Öyle Demek ki oyuncu da artık bir gelecek evet, görmedi yani En başında geçen yaz yazın Starich mi Adebayor mu dediklerinde Adebayor, Adebayor gelse daha iyi olur demiştik Hatta tepki de almıştık ama yani Staric'i ikna etmek, getirmek ana amaç tabii ki maddiyat Staric için. Sonra Trabzon'u görmesi, sevmesi. Trabzon çok güzel bir şehir. Hı hı. Ben her deplasmana gittiğimde hiç dönmek istemedim bir yer yani. O kadar e, orada hani yemeği, insanları, Trabzon'da özellikle yine stadın atmosferi çok yani bambaşka bir yer. Futbol şehri. Fakat Staric hem oynayamadığı için, belki bekleyene veremediği evet. için daha önce daha çok süre almak istediğini hep dile getirmişti. Bir türlü tutmadı. Ve Sörlot özellikle inanmaz inanılmaz. inanılmaz bir performans ortaya koydu. Biz de yazın belki hatırlayanlar olur. Görev adamı hani tarzı ki bizim Rıdvan mesela ilk gördüğünde çok Sörlot'u beğenmişti. Ben biraz daha zaman verilmesi gerektiğini düşünmüştüm. İlk başta çok birden abartmamak gerektiğini düşünmüştüm. Sörlot bütün ezberleri bozdu. Ki kendini de geliştirdi. Kendini, kendini geliştirdi ve hani Star için dahi önüne geçti. İnsanlar Star için bile aramaz hale evet, Staric geldi. Starage varmış, oynamış, oynamamış. Aynen işte bu tehlike orada başladı bence Starage için. Çünkü o şey düşünmüştü, hani bizim ligimizi biraz daha sanki evet. düşük görüp ya ben buraya gelirim, oynarım. İşte bir ilk 11 ama öyle değil, Solot gelir, bütün ezberinizi Bak, bozar. Bak gelir, solda oynar yani. Tabii emde nefis oynar yani öyle böyle değil. Yani Trabzonspor'un çok yetenekli oyuncuları var. Ee, Ekuban oraya... bile önünüze geçer. Evet Hatta. yani Ekuban daha önemli oyuncu haline geldi. Yokluğu daha çok istedilir hale geldi sakatlığında. Dolayısıyla hani çok sürpriz değil bence yani bu dönem olması evet sürpriz ama yani Starich'in tutmadığı, tutmayacağı da çok belliydi. E, görev adamı e, ya Trabzon'da Yıldız Sosa bir kere kesinlik yani Yıldız oraya görev adamlarıyla serpiştirmeniz lazım oraya Starich biraz daha sanki lüks. şey gibi lüks kaçıyordu. E, Solot da müthiş her şeyi yaptı bugüne kadar ve Hı -hı. bence ligin şu an en değerli oyuncusu, en formda oyuncusu hatta. Vedat'la çok kıyaslanıyordu. Vedat şimdi Düşmeye biraz daha başladım. düşüşte takımla beraber etkili. da çıkış başladı. Yani aynı gidiyorlardı bence performans olarak ama Sörlott Vedat'ın önüne geçti. Dolayısıyla Starich olayı bence çok sürpriz değil. Ama bu dönem olması hani Fenerbahçe maçı var. E, kupada en azından katkı verirsiniz. Şöyle olabilir mi acaba? Yani Orada kesin bir şey yaşanmıştı. Bir şey yaşanmış olabilir. Hani Tabii. herhalde bu kupa maçında da oynamayacağını mı gördü? Hani Sarıç Fenerbahçe o da olabilir. maçında. Yani, Rami'nin gidişi şey enteresandı mesela. Benziyor aslında bir birbirine. i̇ki e, durum. E, Rize Spor maçında da aslında 68 dakika hani bir gelene kadar bambaşka bir maç. Hani Rize Spor'un ilk yarıda da tamamen üstünü kurduğu, Trabzonspor'un üstünü kurduğu bir ilk yarı. Sonra İkinci fırtına yarıda, çıktı bir. Hani ikinci yarının başında da yine oyun dengeli gidiyordu. Yani Trabzonspor herhalde puan kaybedecek diye düşünürken bir korner golle da Costa'nın attığı golden sonra hakikaten fırtına çıktı. Trabzon'da Sporun da tabii o da çabuk etkili. da aldı. Yani çok kırılgan bir dönemine de denk geldi. Ünal Karaman da orada. Aynen. E, da yani. Söyleyelim. E, ama Trabzonspor'un hücum anlamında yani Türkiye'nin en yaratıcı e, hücum oyuncu grubuna sahip olduğunu söylemek lazım. Defansta her ne kadar savunmanın ortasında evet Dakosta geldi fakat yine de çok kolay pozisyona girdi rakipte. Yine verdi. çok kolay pozisyon. Gördün mü ilk gol abi? Spor'un attığı. Yani oyuncu sırtını aldı stoperi, bekledi, bekledi, bekledi. 5 saniye, evet. saniye geçti, 6 saniye i̇şte geçti. Arkadaşını bekledi lazım. yani. Hani stoper edemiyorsa bir ön libero'nun gelip orada pozisyonu Aynen. bozması yani lazım. Savunma anlamında o sıkıntıyı Hüseyin hoca nasıl çözecek bilmiyorum ama yani Trabzon'u arıza yaşatan şey o. Evet. Yani iyi savunma çünkü Uğurcan da insan. Her gün, yani bir yere her kadar baş... Uğurcan da sonuçta gol yiyebilir. Hani o da Türkiye'nin yerli olarak şu an en formda kalecisi ama da zor günler yaşayacağı maçlar olacaktır. O yüzden biraz savunma sıkıntısını çözerse ki yazın bütün programlarda Trabzonspor'un sonuna kadar gideceğini, gidebileceğini hep anlatmıştık. Trabzonspor için bu senenin daha farklı olduğunu söylemiştik güzel oyunda da, maç önü programlarımızda da. O yüzden benim için Trabzonspor'un bu durumda olması sürpriz değil. Ama eksikler var. O eksikleri tamamlarsa o zaman işte örneğin Türk Telekom'da Galatasaray maçında en az bir puanla çıkmak gibi. O maçta şampiyonluğu getirecek bazı performanslar gerekir. Büyük oynamanız lazım. Büyük oynamanız lazım sahada. O büyük oynamayı göstermesi lazım. Ve çok keyifli bir Mayıs ayı olacak bence Belki. Trabzonsporlar için de. Türk futbolu içinde çünkü heyecanlı olacak. O kısır döngüden hep çıktığımız bir sezon oldu şey olarak puanlara baktığında. Alanya Spor'un girmesi, Sivas'ın girmesi, Trabzonspor'un eskiden mesela birkaç hafta zirveye yakın olurdu. Sonra düşüş başlardı. Bu sene o olmadı. O da Trabzon için bence avantaj diye düşünüyorum. Diyelim yani programın hı. bu yarısında da Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş da Alanya deplasmanında yine bence iyi oynayarak hı hı. iki birlik galibiyeti elde etti. Haftalardır zaten iyi oynayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Ve iyi oynamaya çalışan. Çalışan. Öne oynamaya öne çalışan, çalışan Beşiktaş. Çalışan Sergin Hoca ne dedi? Geldiğinden beri büyük takım önde oynar. Hı hı. Savunmasını öne çıkartır gol atmaya çalışır, pozisyon bulmaya çalışır. Hı hı. Benim de hani hiçbir şekilde hatta bunu Malatyaspor başındayken Beşiktaş'ı yendiğinde söylemişti. Hani tamamen kapandınız. Hani 11 kişi savunmaya dizildiniz demişlerdi Sergen Önceye soru olarak. Hani benim hani bu takım ölçeğinde yapabileceğim bu. Ben büyük takıma gelsem hep önde oynamaya çalışan, hep pozisyon bulmaya çalışan taraf olurum demişti. Bunu da gösteriyor. Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Beşiktaş Alanya deplasmanı, Alanya gibi zor bir deplasmandan 3 puanı Çıkardı, Evet şampiyonluk yarışı Beşiktaş için sıkıntılı, zor. Hı hı. Yani önünde çok fazla takım var. Ama ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacak siyah beyazlar. Yani Beşiktaş e, kupada da e, olmaması hı hı. bir hı hı. handikap tabii. Çünkü Avrupa kupalarına katılım şu an çok önemli. Alanya Spor'un e, kupada devam ediyor olması, Antalya Spor serisi biraz e, sanki Galatasaray'ı da çok... E, onlar açısından yüksek bir maçla geçmeleri direnerek hani Galatasaray çok efor sarf etti o maçta hatırlayalım. Galatasaray'ı geçmeleri onların kupa motivasyonunu da arttırdı. Biz Galatasaray'ı geçiyorsak kim gelirse Oluruz. gelsin bu saatten sonra Erol Bulut'un açıklaması olmalıyız. Hani olmak için çaba sarf etmeliyiz de döndü iş. Dolayısıyla lig konsantrasyonunun bence Beşiktaş maçıyla beraber düşeceğini düşünüyorum. Yani Alanya Spor'un Mayıs'a kadar artık büyük bir ligde düşüş yaşama ihtimali yüksek bence. Şunu da söyleyelim. Kupa'ya odaklı gidecek. Kupa yarı finali yani bir önümüzdeki Hı -hı. bu hafta içi oynanacak. Yarın Fenerbahçe oynayacak. Çarşamba günü Antalya-Alanya maçı var. Hı -hı. Bir sonraki maç 48 gün sonra. Hı -hı. Yani o arada çok uzun bir Öyle, zaman dilimi ama var. Biraz Onu sanki da Alanya Spor'un hedefi nedir? Şimdi takımla yapılan konuşmalarda Erol Hoca Kupa'ya tabii ki önemli. Tamam ama ee, sanki Alanya Spor'un mesela düşüşlerini hatırlayalım. Çok keskin düşüşü de var sezon içerisinde. O iki maç arasında sanki puan kaybedecek gibi geliyor bana. Bir de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın e, puan toplayacağını öngörürsek illa ki sanki onların gerisinde kalacak gibi. gibi. Yani Ligde e, Sivas spor Galatasaray maçı belirleyici olacaktır. Ama Alanya Spor için bence bu maç hedefi belirleme açısından çok kritik bir Beşiktaş maçı. Yani Bunu kazansaydı Alanya Beşiktaş açısından bu sefer sıkıntılı bir dönem başlayabilirdi. Çok kritik bir maçtı bence. Beşiktaş'ın kazanma alışkanlığı devam Hı -hı. ettirmesi Oyuncuların e, yine bir hedefe doğru odaklanması açısından maçtı. çok mühim bir maçtı. Gökhan Gönül'ün e, bir haber okudum biraz önce hı hı. Ankara Ucu Maçı'nda oynamayacağını söyledim. Bir ödem hı hı. oluşmuş. Cuma Arka günü oynayacak Beşiktaş. Evet Ankara Ucu Maçı'nda forma giyemeyecek Gökhan Gönül. E, Gökhan'ın olmaması tabii hani Ankara Ucu Maçı için belki çok ciddi etkiler mi, mi bilmiyorum ama derbi de bir sonraki hafta. E, Oynamazsa masaya yani büyük Gal sıkıntı yaşar. Galatasaray maçı da yine hedef maçı Beşiktaş'ın. E, tabii Al şimdi Al Sergen Al Yalçın gibi... orada bir imza atmak isteyecektir. Aynen öyle. Kazanmak isteyecektir. Yani Sergen Hoca, Fatih Hoca'ya karşı yani kulübede bile e, o maç öncesi resimler falan çok keyifli olacaktır. Fatih Hoca da o kadar enteresan ki hani teknik direktörlük yaparken hep oyuncusu olduğu isimlerle karşılıklı. Evet oluyor artık. Okan Hoca ile öyle, Sergen ile öyle. O da çok enteresan. Hamza Hoca. Otur Hamza Hoca öyle. Çok beraber basın toplantısına çıktılar. Beşiktaş'ta Ankara gücü maçını geçerse Galatasaray maçına tıpkı ben hani şeyde söylemiştim ya sana da globaldeki programda da kontrada da söylemiştim. Galatasaray Kadıköy'e kazanmak için gitmeli. Herkes <laughs> ya herkes demeyeyim de bazı arkadaşlar şey yazmıştı. Ya tabii kazanmak için mağlup olmaya mı gidecek? Hatta bizim orada yayında. Hı hı. ya Olur mu öyle şey? Tabii ki o değil mesele. Planını Şimdi ona göre yapmak. Bir oyun planı vardır maç öncesi. Oyunculara aşıladığınız. Bütün hafta bunu işlersiniz. Evet. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değil. Çarşamba sabahı kahvaltıda Başlıyor. da söylersiniz. Perşembe e, kahvaltıda da söylersiniz. Kahve içerken de söylersiniz. Kahve arasında yani her şekilde antrenman önce sonrası oyuncuya gidip işlersiniz bunu. E, Sergin Hoca'nın Ankara gücünü yenerse Beşiktaş ki bence zor maç olacak o da. Ama yenerse Galatasaray maçı için hazırlıklarına galibiyet için bence odaklanması lazım. Çünkü bir puan bize işte yeterli. Hayır her maç bundan sonra Beşiktaş kazanmak. Çünkü başka şansı da yok. Ama planını buna göre kurarsa e, o zaman çok güzel maç izleriz. Ben bu e, maçın e, çok gollü geçeceğini Sivas, düşünüyorum. galatasaray maçı da çok keyifli geçecek. Evet. Ondan sonraki derbi de çok keyifli geçecek. Abi ağzına sağlık. Güzel program oldu.